Arkadaşlar merhaba, ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Altuntaş. Şimdi sizinle mektup, e-posta konusuyla ilgili konu çalışma soruları çözeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Bu parçada sözü edilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kelime anlamı yazılı nesne, yazılmış şey olan nokta nokta bir haberi, dileği, duyguyu başkalarına iletmek için kullanılan, konu sınırlaması olmadan bütün hayatı içine alabilen, yazarın iç dünyasını, dünyaya ve hayatını, bakışını yansıtan bir yazı türüdür arkadaşlar. Bir ileti var, iletmek için kullanılıyor. Konu sınırlaması yok. O halde arkadaşlar bu mektup. Zaten mektup yazılı nesne, yazılmış şey anlamında kullanılmış oluyor. Cevabımız Bursa mektup türü diyoruz. Mektup türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi öncelikle bakalım. Öğreticidir. Evet arkadaşlar, mektup öğreticidir. Anı, günlük gibi. Konu alanı sınırsızdır. Evet, istediğimiz konudan bahsedebiliriz. Yalın ve içten bir anlatıma sahiptir. Evet, doğal olması gerekiyor. Bir iletişim aracıdır. Evet, duygu ve düşüncelerimizi karşıya iletir. Kurmacadır. Hayır arkadaşlar, kişisel hayatı konu alır. Gerçek yaşamdan almıştır. Kurmaca değildir. Roman ve hikaye gibi. Ama ne demiştik? Roman, hikaye gibi türlerin içinde yer alabilir ama. Bu özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? Belgelenmesi gereken bir durumun, olayın tespit edenler tarafından yazıya geçirilip imzalanmasıdır. Toplantı, arama, duruşma, kaza, sınav, teslim, tespit gibi nedenlere bağlı olarak oluşturulur. Arkadaşlar, orada yaşanmış bir olay var ya da işte bir durum var. O durumu ifade etmemiz gerekiyor. Toplantıyı da neler karar aldığını ya da olayın ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bunu ne yapıyorduk? Tutanaklarla dile getiriyorduk. Tutanaklarla kayıt altına alıyorduk. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Edebi mektuplar yazarları, içerikleri ve ifade şekilleriyle özel mektuplar içinde ayrı bir yer tutar. Evet, doğru arkadaşlar. Ve ayrı bir şekilde ele alınır. Bu mektuplardan yazıldıkları döneme ait sanat, edebiyat ve fikir olayları ile ilgili bilgi edinmek mümkündür. Evet arkadaşlar, bunu söylemiştik. Yazıldıkları döneme ait bilgileri yansıtmaları açısından edebi mektuplar birer kaynak niteliğindedir. Evet, bu da doğru. Ve bu yüzden de önemlidir. Tanınmış yazarlar birbirlerine yazdıkları mektuplarla fikir ve sanat olaylarını ve eserlerini tartışırlar. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Eski dönemlerde bu tür kişisel edebi mektuplar Ruzname adı altında toplanır ve geniş kitlelerin okuyabilmesi için yayınlanırdı. Arkadaşlar, ruzname dediğimiz günlüktür. Mektup türlerine biz münşaat demiştik. O yüzden cevabımız Edirne. Yanlış seçenek. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mektubun Türk tarihinde ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar bu türün Türk tarihindeki ilk örneklerindendir. 16. yüzyıl divan şairi Fuzuli'nin kaleme aldığı mektup türünün tanınmış en önemli örneklerindendir. Arkadaşlar hatırlarsanız Şikayetname adlı eserin bu Türk edebiyatındaki divan şiirindeki divan şairi Fuzuli'nin kaleme aldığı en önemli mektup türlerinden biri olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Mektup örneklerinden biri olduğunu söylemiştik. Aşağıdakilerden hangisi mektup türleri ile ilgili sınıflandırmalardan biri değildir? Elektronik mektup, açık mektup, iş mektubu, teknik mektup, resmi mektup. Arkadaşlar teknik mektup diye bir sınıflandırmamız yok mektup türlerinde. Elektronik mektup dediğimiz e-posta, açık mektup, iş mektubu, resmi mektup ise vardır bu tarz mektup türlerinde. Bu örnekten hareketle mektup türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Ahmetciğim diyor. Bir hitap sözüyle başlamış. Evet doğru. Uzun bir zamandır seninle şöyle rahat rahat dertleşemedim. Bu fırsatı yeni yakalıyorum. Kusuruma bakmamışsındır sen. Seni tanırım. Gözlerinden öperim. Bütün dostlara selam. Şimdi etkisinin artması için sanatlı bir dil kullanmıştır. Dursun bu. Giriş bölümünde mektubun yazılış amacı belirtilmiştir. Uzun bir zamandır seninle şöyle rahat rahat dertleşemedim amacını söylüyor arkadaşlar. Dertleşmek istiyormuş. Sonunda selamlar ve iyi dilekler söylenir. Gözlerinden öperim. Bütün dostlara selamlar. Evet, gerçekten de selam vermiş. Sağ üst kısımda yazıldığı yer
ve tarih belirtiler arkadaşlar. Evet, gerçekten de öyle yapılmış. Ama Bursa seçeneğindeki etkisinin artması için sanatlı bir dil kullanılır ifadesi bu mektup için geçerli değil. Dilekçe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ağır başlı ve ciddi bir üslup kullanılır. Evet. Sol alt köşede dilekçe sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri yer alır. Şimdi o dursun arkadaşlar bir. C seçeneğine gelelim. Başında yazıldığı kurumun resmi unvanı belirtilir. Yani kime sunuyoruz bu dilekçeyi arkadaşlar? Adana Büyükşehir Belediyesi'ne mi, Milli Eğitim Bakanlığı'na mı vesaire? Bu da doğru. Sağ alt köşede dilekçe sahibinin imzası yer alır. Doğru. Sağ alt köşede dilekçe sahibinin imzasının olması gerekir. İmzanın üzerine dilekçenin yazıldığı tarih atılır. Evet arkadaşlar, bu da bir doğru. Fakat sol alt köşede dilekçe sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri de yer alır. Sol alt köşede adres yer alabilir ama sağ alt köşede arkadaşlar isim, soy isim olması lazım. Yani isim ve soy isim sağ alt köşede olması gerekiyor. O yüzden cevabımız Bursa. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dünya edebiyatının en eski türlerinden biri olan edebi mektubun Türk edebiyatındaki seyrine bakıldığında günümüze kadar pek çok örneğin verildiği, içinde mektupların da bulunduğu edebi değeri olan düz yazı metinlerinin derlendiği görülmektedir. Hatta bu şekilde bir araya getirilen metinlerden oluşan eserlere divan edebiyatında münşaat adı verilmektedir arkadaşlar. Bu bir mektupların bir araya getirilerek oluşturulduğu eserlere münşaat adı verilmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan kaçı özel mektuplar için doğrudur? Bakalım. Birbiriyle yakın iletişim içinde olan insanlar arasında yazılan mektuplardır. Evet, özel mektupların bir özelliğidir. Konu alanları sınırsızdır. Yaşamın ve yaşanılanların değişik yönleri, mektupların konusu olabilir. Evet, doğru olabilir. Belli bir plana uyularak yazılmaz mı mektuplar? Hayır arkadaşlar, belli bir plana uyularak yazılması gerekiyor. Mektubun bazı özelliklerinden bahsetmiştik zaten. Mektubun gönderildiği kişinin genel özelliklerine ve göndericiye olan yakınlık derecesine göre hitap başlığı kullanılır. Evet, yakın dostumuza kullandığımız başlık ile daha yeni samimi olduğumuz birine kullandığımız başlık değişebilir. Doğal, içten ve sade bir anlatımla yazılır. Evet, doğal, içten ve sade bir anlatımla yazılır. 1, 2, 3, 4. Kaçı özel mektuplar için doğrudur diyor? 4'ü diyebiliriz arkadaşlar. Bu tarz sorularda dikkat etmek gerekiyor. Kaçıncı sırada vesaire diye bir soru çıkarsa sorunun köküne göre cevap vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Okuduğunuz bu e-posta örneği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Değerli araştırmacılarımız, 2. Abdülhamit dönemi devlet adamlarından Veysel Hilmi Paşa ile oğlu Ali Rıza Paşa'ya ait olan evrak koleksiyonu asli düzenine göre tasnif edilerek araştırmaya açıldı. Veysel Paşa evrakına ulaşmak için tıklayınız. Yorum ve görüşlerinizi kütüphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz. İslam Araştırmaları Merkezi, Kütüphane ve Dokümentasyon Müdürlüğü. Hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Üslubunda ciddiyet hakimdir. Evet. Bir hitap ifadesi kullanılmıştır. Değerli araştırmacılarımız diyor. İçine bir başka bağlantı yerleştirilmiştir. Yani internet ortamı olduğu için arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunlara tıkladığı zaman başka bir adrese gidebilecek. Bu da doğru. Gönderenin adı, iletişim bilgisi yer almaktadır. Arkadaşlar, değerli araştırmacılarımız diyor. Şurada gönderici adımız İslam Araştırmaları Merkezi, Kütüphane ve Dokümentasyon Müdürlüğü gördüğünüz gibi. Gönderenin adı, iletişim bilgileri bu şekilde yer almaktadır. Bir resmi mektup örneği midir? Hayır, bir resmi mektup örneği değildir arkadaşlar. Açık oturumla ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Alanında uzmanlaşmış kişilerce gerçekleştirilir. Bir başkan tarafından idare edilir. Bir konu farklı bakış açıları etrafında değerlendirilir. Temel gaye hangi fikrin doğru olduğunu kanıtlamaktır. Başkan haricinde 3 ila 6 konuşmacı bulunur. Şimdi arkadaşlar, açık oturumda temel gaye hangi fikrin doğru olduğunu kanıtlamak değildir. Uzman kişilerin bir konu hakkında kendi fikirlerini söylemesi ve halkı bilgilendirmesi, dinleyicileri bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.
Yani açık oturum bir tartışma, münazara programı değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yaşar'a bir kart yazdım ve bana Varlık dergisini göndermesini rica ettim. Sen de hatırlat. Bu şiirlerden biten olursa gönderirim. Eline geçen yeni edebiyat mecmualarını gönderirsen memnun olurum. Bu arada Oktay Rıfat'la beraberiz. Çok hoş, anlayışlı bir çocuk. O da senin şiirin sonunu çok beğendi. Cahit Sıtkı Tarancı. Arkadaşlar hangisi söylenebilir diyor. Betimleyici bir sözcük, betimleyici sözcüklerle izlenim kazandırma düşüncesi hakimdir. Hayır, burada bir betimleyici öge yok. Olaylar oluş sırasına göre anlatılmıştır. Hayır, yanında arkadaşından olduğundan bahsediyor. Yaşar'a bir kart yazdığından bahsediyor vesaire. Edebi bir mektubun sonuç bölümünden almıştır. Bir edebi mektup olduğu kesin arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oluyor. Güncel bir konu almış, ele almıştır. Hayır arkadaşlar, şiirden bahsediyor. Oktay Rıfat'la olan beraberliğinden bahsediyor. Yazar kendi kendine iş dökme niteliğinde yazmıştır. Hayır, karşısındakini arkadaşlar yaşadığı bir durumu anlatmak istemiştir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.